şu anda çok uzun zamandır gelmeyi istediğimiz bir yere doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Nereye gidiyoruz? Zakintos. Evet, Zakintos. Zakintos'a gerçekten çok gitmek istiyorduk. Şimdi fırsat oldu. Mutluluğumuzun bir sebebi daha var. O da karavanımızda ilk defa uzun yolculuğa çıkacak olmamız. Hatta öyle ki boyamızı bile bitirmedik, dış boyasını. Ufak tefek detaylarımız kaldı ama kendimize hemen Zakintos yollarına attık. O zaman tatilimiz başlasın. Zakintos'taki ilk durağımızdayız. Porto Limnoanas. Dün geldik, bayağı yorulmuştuk. Karavanda dinlendik biraz. Sonra biraz da etrafa baktık. Keşif yapmaya çalıştık. Sizlere göstermeden önce fikir edinmek için. Buraya geldik. Çok beğendik burayı. O yüzden ilk sizlerle burayı paylaşmak istedik. Bu güzel görüntüleri birlikte izleyelim o zaman. Geldiğiniz zaman isterseniz ücretli tesisleri de tercih edebilirsiniz. Bu yukarıda görmüş olduğunuz alan hem de bu bulunduğumuz yerler ücretsiz güneşlenme alanları, ayrıca otopark da ücretsiz. Porto'dan sonra bugün karavan park alanımıza geldik. Tekrar biraz burada vakit geçireceğiz, dinleneceğiz, ardından denize gireceğiz. Gelmişken size park alanımızı da göstereyim. Minnacık da olsa şuradan denizi görüyoruz. Şöyle. Güzel bir park alanı aslında ki Zakintos'taki de. Ve Celalettin de içeride bize sandviç hazırlıyor. Merhaba. Merhaba. Ne hazırlıyorsun bize? Neler var içinde? Ay çok heyecanlı. Bakacağım yakından. Bu salatası. Mantar konserve. Evet. Kaşar peynir. Ay çok güzel. Evet. Tavuk füme. İsteği göre de göbek marul. Evet, marketteki bütün sandviç ekmeklerini aldık. Ne yapmaya başlamışsın bile. Evet. Ben de yemeye başlayayım o zaman. Evet, sandviçlerimiz hazır. Çok güzel görünüyor. Tadı da öyledir kesinlikle. Çünkü Celalettin sandviç ve salata konusunda bayağı başarılı. Cacık kisası aldık bir de marketten. Ha bu arada şey söyleyebiliriz herhalde. Avrupa seyahatlerinizde market alışverişlerinizin uygun fiyatlı olması istiyorsanız Lidl bunun için çok uygun bir yer. Bence orayı tercih etmelisiniz. Çok fazla ürün çeşitliliği var ve fiyatları diğer marketlere göre oldukça uygun. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Biz de karavandaki alışverişlerimizi genellikle oradan yapıyoruz. Başladın değil mi? Tamam, ben de başlıyorum. Selamlar herkese. Zakintos çok büyük bir ada olduğu için nasıl gezeceğimizle ilgili pek bir fikrimiz yoktu. İyi bir araştırma yaptıktan sonra tekne turunun en sağlıklısının olduğuna karar verdik. Bugün yaklaşık 7 ya da 8 noktayı ziyaret edeceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Adanın en uğrak noktalarından bir tanesi Mavi Mağaralar. Pek çok küçük mağara bulunuyor burada. Buraya Mavi Mağaralar denmesinin sebebi ise suyun renginin mağaralara yansıyor olması. Thank you.
Ve şu anda Zakynthos denilince akla ilk gelen yerdeyiz. Shipwreck, yani batık gemi sahilindeyiz. Bu batık gemi 1980'lerde Türkiye'den İtalya'ya kaçak alkol ve sigara taşırken batıyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra da bu kıyıya vuruyor. Buranın da karayla herhangi bir bağlantısı yok. Yani sadece deniz yoluyla buraya ulaşabiliyorsunuz. Hal böyle olunca da bu batık gemiyi buradan almak oldukça maliyetli bir hale gelmiş. Zaman içerisinde de kötü durmadığı, burayla uyum sağladığı düşüncesiyle kalmasına karar vermişler. Ve böylelikle dünyaca ünlü bir yer haline gelmiş. Ayrıca Shipwreck sahilini ziyaret etmek isterseniz bunun için tekne turları mevcut. Ya da eğer isterseniz kendi özel teknenizi de kiralayabiliyorsunuz. Belirli saatlerle sınırlı oluyor tabii bu ziyaretiniz. Ortalama 2 ila 4 arasında değişiyor bu saatler. Sonradan maalesef burayı terk etmek zorunda kalıyorsunuz. İşte size bahsettiğim market, Lidl burası. Gezimiz bitti. Şimdi akşam yemeği için bir şeyler alacağız. Evet, tavuklara geldik. Tavukların fiyatları 1.75. 2.89 falan var. Yani en fazla 3-4. Çok güzel görünüyorlar. Ya da şu an aç olduğum için öyle. Hangisini alacağız? Çok güzel seyrediyorsun. Bu. 3.19. Göğüs. Gayet ideal. Evet, çerezlere bakıyoruz. Mesela ne var burada? 90 sente. 80 sente leblebiler var. Yani 1 euro falan ortalaması en fazla değil mi? 1.80 olan var. Küçük yaramazlıklar yapıyorum. Çok güzel değil mi? Güzel, evet. Küçük karavanımız için küçük tavlara ihtiyacımız var. Bak, bir tane daha var burada. Ne kadar onlar? Bence çok uyumlu mutfak dolaplarımızda. Bu 6. Bu da 4 euro. 5 euro. 4.99. 5 euro. Tamam. 1 euro için kalbini kırmak güzel. 1 sent. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tavuk için kırmızı biber alacağız. 68 sent. Çok güzel bu. Yani eğer acı seviyorsanız bayağı acı. Turşular. Aynen, bence bu olabilir. Tamam, bundan olabilir. 1.35. Evet, sırada ne var? Ekmek alıyoruz. Ama ekmeklere bakmıyor gibisin. Yani Lidl'da hamur işleri çok güzel. Özellikle her evet. zaman biten ıspanaklı böreği her geldiğinizde bitiyor. Peynirlisi de var. Tavsiye edebilirim. 80 sent, 70 sent ortalama fiyatları. 62. Ya dün 90. Dün ıspanaklı indirimdeydi. Hepsini Celalettin yedi. Yani böyle çabuk bitiyor dedikleri, direkt onun hemen alıp çokça yiyip bitirdikleri aslında. O zaman ekmek alalım. Susamlı, susamsız. Hiç fark etmez. Papatya ekmek Türkiye'deki tarzı. Aynen, ne kadar? 79 sent o. 30'da. Ama hamur işlerinde bence gerçekten çok iyi. Bence de çok başarılılar yani ya. Sadece Lidl değil, Yunanistan tamamen. Ekmek 39 sent arkadaşlar. Hangisi alalım? Susamlı, susamlı veya bunlar? Olabilir, fark etmez. O kadar açım ki şu an her şey okeyim. Susamlı alalım. Al bakalım. Bir tane yeter mi? 5 tane. Bir tane yeter bence. 5 tane. Utandım. Şimdi kayıttan çıkıp 3 tane daha alacağım. Ve peynirlere bakalım. Peynirler de ortalama 3.79, 2, yine 3, 2.5 indirimli olanlar var. Ortalama fiyatları böyle. Yani en fazla 5'e falan bulabilirsiniz. Genel olarak böyleydi. Umarım biraz fikir vermiştir size. Evet, çok bekledik ama açlığımıza değdi. Celalettin, efendim? Ne yapacağız şimdi? Isınacağım. Isındın mı? Isındı mı? Evet. Izgara yapacağız. Hazırsa tavukları vereyim mi? Çok heyecanlı. Al bakalım. Buyurun. Evet. Heyecanla bekliyorum. Hazırsan başlıyorum. Çok çabuk ısındı ya. Çok çabuk ısındı. Yani elektrikli olduğu için bir 10 saniyede falan ısındı. Yani burada orman yangınlarından dolayı
normal mangal yasak. Evet. Aslında elektrikli de yasak ama buradaki kamp yeri sahibimiz sağ olsun izin verdi. Şurayı deydi. Aynen ya, sağ olsun. Yani Yunanistan'ın hiçbir yerinde mangal yapamıyorsunuz. Böyle Türkiye'de yaptığımız gibi keyifli mangalları çok özledik açıkçası. O yüzden şu anda bu beni çok mutlu etti. Bu bile evet. Bize bir bonus oldu. Evet. Etlerimiz yavaş yavaş pişiyor. Pişerken acaba da Pervin ne yapıyor bakalım. Efendim, bir şey mi dedim? Ve yakalandım Pervin. Ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum. Makarna yapıyorum bize. Yine aldığımız tenceremsi tavamızla. Makarna nerede? İşte burada. O zaman sana... Hepsini yapacağım. Başarılar. Teşekkür ederim. Çok acıktım. Bir an önce olsun istiyorum. Evet, tavuklarımız oldu. Bu bana. Evet. Bu da bana. Bana? Bir dakika. Şu senin. Hadi. Bu da bana. Hepsi sana oldu zaten. Hadi koyalım masaya. O kadar çok arı var ki burada. Şu an gözüme girmeye çalışıyor. Ben de bunu yaptım. İmkanlarımız dahilinde. Turşumuz var, biraz da yoğurdumuz. Ve meyve suyumuz. İyi mi sence? Süper. O zaman başlayalım. Bence de. Bu arada bugünkü turla ilgili bir iki şey söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Fiyatını söylemedik hatırladığım kadarıyla. 20 miydi? 20 olan değil mi? Aynen. Bir de 25 olan vardı. 25 euro olan. O da daha büyük bir gemiydi. Ama hiçbir farkı yok aslında bakarsanız bence. Hatta bizimki çok daha keyifliydi. Vaat ettikleri rotaların hepsini götürmediler. Bu birazcık hayal kırıklığı oldu. Firmanın adını hatırlasak söylesek aslında. Sen hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum ama şunu yapabilirler bence. Eğer buraya gelecekseniz ve siz de bir tur satın alıp gezmeyi düşünüyorsanız kesinlikle gösterdikleri yerlerin hepsine gidecekler mi? Ya da duracaklar mı? Önünden mi geçecekler? Bunları detaylı sormakta fayda var. Biz sormadığımız için oldu bence biraz da öyle. Aslında sorduk. Bize 8 tane rota belirlediler. Daha doğrusu rota üzerinde 8 tane durması gereken yer vardı. Evet. Sadece 3 yerde durdu. 2 tanesinde de yavaşladı. Diğerlerine transit geçti. Aynen. Mesela şey çok göstermek istedik size. Deniz kaplumbağalarının olduğu bir yer var burada. Zaten hatta öyle ki kaplumbağa bütün adanın sembolü haline gelmiş. Ama oraya gidemedik. Yani bu biraz moralimi bozdu açıkçası. Ama yine de çok güzeldi aslında. Gittiğimiz her yer harikaydı. Sadece beklentimin benim bir tık altındaydı. Yani adanın tamamını aslında 360 dereceye tam tur şeklinde döndük. Evet. En önemlisi batık gemiydi. Gayet keyifliydi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Arı beni o kadar rahatsız ediyor ki şu anda. Her gün bizim misafirlerimiz var. Evet ya. Birlikte yiyoruz yani. Yiyeceğini yesin ve gitsin istiyorum şu anda. Ne alacak sağ olsun bekliyorum. Öyle yani. Var mı başka ekleyeceğimiz bir şey? Yani varsa da şu an açlıktan aklıma gelmiyor. Benim hiç yapmam. Bence biz başlayalım. Böyle yani. Çok açız. O zaman biz arılar bizi yemeden yemeğimizi yiyelim.
Zakintos'taki son günümüz bugün. Son günümüzde de yine muhtemelen pek çoğunuzun bildiği bir yere geldik. Adanın en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi Agiosostis Adası. Zakintos Adası'na bu görmüş olduğunuz tahta köprüyle bağlı burası. Çok fazla ziyaret ediliyor. Sabah 9'da açılıyor. Gece geç saatlere kadar burada vakit geçirebiliyorsunuz. İçeriye girerken 5 euro bir ücret ödüyorsunuz. Fakat bunun karşılığında da size bir içecek ikram ediliyor. Vakit geçirmesi çok keyifli bir yer. Ama burayı boş yakalamak neredeyse imkansız. O yüzden biz gün doğumunda gelmeyi tercih ettik. Gelirseniz buraya da uğramanızı tavsiye ederiz. Zakintos'taki son adresimizdeyiz. Şimdi nerede olduğumuzu şu fotoğraflarla muhtemelen anlayacaksınız. Ve Zakintos'taki son durağımız da burasıydı. Başka rotalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.